Kemal, iyi misin? İyiyim. Çok merak ettim seni. Buraya gelmemen lazımdı. Biliyorum. Ama dayanamadım işte. Bir gören oldu mu? Yok, olmadı. Herkes bize karşı sanki. Evli bir adamla Serap Hanım'ın ne işi var diyorlar. O gün büyük kulüpten de kovdular beni. Cemiyet hayatında benim gibi ahlaksızlara yer yokmuş. Kulaklarımı tıkıyorum, duymazdan geliyorum ama nereye kadar? Kemal, bu daha ne kadar böyle sürecek? Halide bizi rahat bırakmayacak. Halide bizimle uğraşacak vaziyette değil. Halide tutuklandı. Ne? Demek Halide sonunda bunu da yaptı. Bu adam kimin nesiymiş? Halide ile ne alakası varmış ki? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey Halide'nin adamı öldürüp cesedi ortadan kaybetti. Korkunç bir şey bu. Kim o? Sen ne yaptığını zannediyorsun Kemal ha? Senin ne işin var burada? Tutuklu olman gerekmez mi? Ben seni bu konuda uyarmıştım. Çok büyük bir hata yaptın Kemal. Çok büyük bir hata. Ben yapmam gerekeni yaptım. Öyle mi? Pekala. Şimdi beni iyi dinle. Yarın gideceksin ve ifadeni geri çekeceksin. Ben hiçbir şeyi görmedim, bilmiyorum diyeceksin. Anladın mı? Ekrem Bey, böyle bir şey asla olmayacak. Olacak. Ya da sonuçlarına katlanırsın. Hem sadece sen değil, bütün köy bunun sonucuna katlanır. Şimdi, yarına kadar sana mühlet. İfadeni geri alacak mısın? Hayır. Köylüler ne olacak? O adam gözümü korkutmaya çalışıyor. Ama başaramayacak. Haklısın. Dava açıldı zaten. O adam yakında ruhsatını da kaybedecek. Geri adım atmaman lazım. Halide de cezasını çeksin. Ben gideyim artık. Güllü. Gitme bu saatte. Geç oldu. Gitmem lazım Kemal. Kalamam burada. O vakit ben bırakayım seni. Yok. Bir gören falan olur. Gözünü seveyim. Güllü. Az kaldı. Er geç Halide'den boşanacağım. Artık bizi kimse üzemeyecek. Sefalar getirdiniz. Sefalar gördük Yasin'a. Sağ olasın.
Siz el vurmayın. Ben yanaşmalara taşıtırım. Hoş geldin anacığım. Hoş bulduk kızım. Seyyare bacıya da Yasin ağaya da söyledim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin söyleyin, olur mu? Sen zaten bu evin insanı sayılırsın. Artık sen de baba. Sen de çekinme, olur mu? Sağ ol kızım. Ama neye ihtiyacımız olacak ki? Yeter çok şükür. Ben şehre kadar iniyorum. İşlerim var, halledeceğim. Akşama dönerim. Tamam kızım. Tamam kızım. Sen bakışla. Biz hallederiz. Ali sana emanet. Tamam kızım, merak etme. Gözüm gibi bakarım. Hiç yanından ayrılmam. Hadi bakalım. Hadi Cemiş. Süper, işleriniz yarına hazır olur. Güle güle. Madam. Serap Hanım. Ne oluyor madam? Anlamadım kuzum. Beni görünce yüzünüzü çevirdiniz. Öyle mi? Hiç farkında değilim. İyi madem. Ben de kumaş almaya gelmiştim. Bugün kapalıyız Serap Hanım. Nasıl olur? Az önce bir müşteri çıktı içeriden. Cemiyette hakkınızda epey dedikodu var Serap Hanım. En azından bu dedikodular yatışana kadar sizin yerinizde olsam pek ortalarda görünmezdim. Güllü. Ah, Pakize. Ne oldu Güllü? Ağlar. Yandık. Yandık ki ne yandık kardeşim? Ne oldu Aydar'ın mı? Ya haberiniz yok mu? Ekrem denen herif haber yollamış. Bu gece derenin üstündeki bendi yıkacaklarmış. Ya sizin anlayacağınız suyu basacakmış ha. Bendi yıkarsa sabah kalmaz, evleri su basar. Çoluk çocuk tek mil perişan oluruz. Vallahi kardeşim. Bu işin sonu hiç iyi değil. Bu işin sonu belli Aydar emmi. Mahkemeye kadar direneceğiz demedik mi? Suyu basmalarına mani olacağız. Öyle değil mi Kemal kardeş? Öyle Yılmaz. Öyle. Arkadaşlar, gece nöbet tutacağız. Ya Kemal, o Ekrem parayla bir sürü adam tutmuş. Hepsini üstümüze salacak. Biz şunun şurasında kaç kişiyiz ki ne? O heriflerle baş edemeyiz. Halide. Nasılsın, iyi misin? Sana bir şeyler getirdim. Ayrıca Seher çok üzgün olduğunu söylememi istedi. Sağ olsun. İkram. İkram, burası korkunç bir yer. Ben buraya dayanamıyorum. Dayanmalısın Halide. Biraz daha sabret. Seni kurtaracağım. Nasıl? Seni burada tutmalarının tek bir nedeni var. Kemal'in ifadesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.